Değerli bilimci izleyenleri, kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her yıl Şubat ayına gelindiğinde 28 Şubat süreci tartışılır. 28 Şubat süreci çoğunlukla da olumsuz olarak yansıtılır. Basında, kamuoyunda, siyasi partiler bunu tartışır. İnsanlarda da bir kara bir düşünce olarak yer edinmiştir. Bugün ise o dönemde subay olarak görev almış, daha sonrasında da 28 Şubat darbe davası olarak adlandırılan davada sanık olarak bulunmuş ve hatta tutuklu olarak bir süre yargılanmış Alican Türk var. Konuğumuz olarak hoş geldiniz. Eskişehir'den geldiniz. Şimdi emekli bir albaysınız. Evet. Artık emeklilik günlerini hem belki de dinlenerek hem de bu süreci yazarak geçiriyorsunuz. Ya, evet, yani aslında emeklilik beklediğim gibi olmadı. Ne yazık ki bizi de bir biçimde bu davanın içerisine bulaştırdılar. Biz de 6 emekli olduğundan beri hemen hemen aşağı yukarı bu davayla uğraşıyoruz. Ama şimdi bunları da yazarak ya, evet, toplumu aydınlatma görevine devam ediyorsunuz. Evet, tarihe bir görev olarak sayıyorum. Şimdi bu programı şöyle ikiye ayıralım istiyorum ben, izleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi için. Evet. İlk bölümde isterseniz 28 Şubat sürecini bir anlatalım. Yani bir 1990'ların sonuna, 97'den itibaren bir gidelim. Evet. 2000'lerin başlarına kadar. Daha sonrasında ise 28 Şubat darbe davası olarak geçen 2011-2012 dönemine ve sonrasına bir göz atalım istiyorum. Böylece o süreci daha iyi anlayabiliriz ve anlatabiliriz, evet, seyircilerimiz açısından. Çünkü bu süreçte dediğim gibi bilinmeyen çok nokta olduğu gibi yanlış bilinen de çok noktalar var. Kesinlikle. O yüzden programımıza bu süreci anlayarak, siz o dönem sanırım yüzbaşıydınız. Evet, göreviniz neydi? O zaman Genelkurmay Harekat Başkanlığı'nda, Psikoloji Harekat Daire Başkanlığı'nda bir subaydım. Subaydınız. Peki, şimdi 28 Şubat süreci dediğimiz gibi kimisine göre darbe, kimisine göre postmodern darbe, kimisine göre laiklik için olmazsa olmaz bir durum. Evet. Bir düzenlemeler bütünü diye söylenebilir belki bir kimileri içinde. Sizce siz o dönemi yaşamış bir kişi, sonrasında sanığı olmuş bir kişi, şimdi de bir emekli albay ama aynı zamanda bir aydın bir kişi olarak neler düşünüyorsunuz? 28 Şubat süreci nedir sizce? Peki, teşekkür ederim. Öncelikle bilirkişi izleyicilerine, bilirkişi kanalına, YouTube kanalına ben teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. Çünkü 28 Şubat'la ilgili kimse bizi konuşturmak istemiyor. Kaçıyorlar. Bir tür canavar gibi bir şey değil, evet, mi? Böyle bir, evet, öcü gibi bir ya şey. Ya bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ya da korktukları için, bir yerlerden korktukları için konuşuyorlar. Şu da olabilir, yararlanılan bir şey de. Yani öyle, elbette, bir durum var. Tabii. Bakın eski Türkiye. Bakın şimdi, öcü, bakın haklarınız gidebilir. Tabii. Yani siyasi bir malzeme de olabilir. Kendilerince bir mağduriyet edebiyatı yaratılmış birilerince. Ve bu edebiyatın ya da bu mağduriyetin doğru olmadığının bilinmesi istenmiyor. Onun için dediğim gibi ne yazıyoruz, çiziyoruz ama çok az yerlerde derdimizi anlatabiliyoruz. Bu anlamda müteşekkirim. Sağ olun, eksik olmayın. Ya 28 Şubat ne bir darbedir, ne bir postmodern darbedir, ne de ya da işte askerlerle ilgili bir süreçtir. 28 Şubat ne bir darbedir, ne bir postmodern darbedir, ne de ya da işte askerlerle ilgili bir süreçtir. 28 Şubat o dönemde siyasi iktidarın bir takım uygulamaları ile ortaya çıkmış. Ama devletin bütün kurum kuruluşlarıyla, sadece silahlı kuvvetler değil, bütün ilgili kurum kuruluşlarıyla özellikle güvenlik boyutunda ortaya çıkan bir takım sorunların hükümete anlatılması, bildirilmesi süreci olarak belki bunu tanımlayabiliriz. Ama ne bir yasa dışı, ne bir hukuk dışı hiçbir olay yok. Biliyorsunuz Cumhuriyet'in temel değerlerine, demokrasiye ve bunların da özü olan laikliğe yönelik, Cumhuriyet'in temelini değiştirmeye dönük bir takım çabalar Cumhuriyet döneminden itibaren var.
hele hele tırnak içerisinde söylüyorum, şeriat özlemine dönük. Bunu da ben irtica kavramını da kullanmak istemiyorum. İnsanlar yanlış anlıyorlar. Yani mevcut sistemi değiştirip yerine din eksenli bir sistem getirmeye dönük çabalar hep devam etmiş. Cumhuriyet tarihi boyunca da devam etmiş. Şimdi 1995 yılındaki seçimlerden sonra önce iki parti arasında bir koalisyon kuruluyor. Çok sürmüyor. Arkasından Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında bir koalisyon. Ancak bu koalisyonun ilerleyen aşamalarında yaşanan bir takım sorunlar var, sıkıntılar var. Devletin temel güvenlikle ilgili kurumları olan MİT, Emniyet, diyorlar ki ya laiklik aleyhtarı bir takım hareketler, çabalar ve bunların da özellikle bir kısmı dış destekli. Nereden? Suudi Arabistan, Mısır, İran, Libya, Sudan, buralardan beslenen terör örgütleri var. Bir, terör örgütü. İki, aynı zamanda tarikatlar ve cemaatler, bazı tarikat ve cemaatler hem bunları besliyorlar, bir kısmı da bunların farkında değil. Deyip bir takım raporlar yayınlıyorlar. Bu raporları silahlı kuvvetler mi alıyor? Ya şimdi şöyle, devlet içerisinde bütün kurumlar birbirleriyle bu rapor alışverişinde bulunurlar. Peki silahlı kuvvetlerin bu raporların değerlendirildiği birimi neydi peki o dönem? Şimdi şöyle, işte bunlar önce Milli Güvenlik Kurulu'nda gündeme geliyor. Hmm. Tabii aynı zamanda merhum dönemin başbakanı, Erbakan'ın bir takım konuşmaları, işte adil düzen gelecek, kanlı mı olacak, kansız mı olacak mesela. Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? Ya da işte bir başka o ilgili partinin içerisindeki bazı milletvekillerinin konuşmaları toplumda büyük bir iritasyon oluşturuyor. Yani ben de Hizbullah'ım, sapına kadar şeriatçıyım kardeşim. İşte ya da hele hele beni hala çok tedirgin eden, ürküten mesela bir konuşma şu. Bu ülkede diyor dinin simgesi olduğunu, simgesinin refah olduğunu Yahudi Abraham bile anlamıştır. Kim iktidar Müslümanın eline geçmeden cemaati silaha teşvik ediyorsa o ya cahildir ya da başkaları tarafından görevlendirilen haindir. Çünkü hiçbir peygamber devleti ele geçirmeden harbe müsaade vermemiştir. Ya şimdi bir milletvekilinin böyle bir söylemesi toplumda ne ölçüde sinir uçlarını diken diken ettiğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu kısımlar normal oluyordu ve sizin de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak da bir tepkisi olduğunu... Silahlı kuvvetlerin değil. Bunlar mesela Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bir raporda diyor ki son 6 ay içerisinde sadece İstanbul'da 560 din kökenli yerin tespiti edildiği. İşte bilmem bu tarikatların, cemaatlerin şu kadar şöyle yol aldıklarına ilişkin raporlar geliyor. Bunun üzerine bu MGK'da gündeme getiriliyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda tabii askerin siyasetle bir işi yok. Asker sadece Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bulundukları Milli Güvenlik Kurulu'nda orada iki şapkası var. Bir asker olarak bir de ülke güvenlik, ülke gündemine ilişkin her türlü konuları konuşabilir. İşte orada gündeme geliyor. Ve bu 8-9 saat orada bakın MİT bir briefing veriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bir briefing veriyor. Ülkedeki durum bu vaziyettedir diye resmi koyuyorlar ortaya. Genelkurmay bir briefing veriyor. Ya sadece Genelkurmay Türk Silahlı Kuvvetleri sivil kurumlardır. Elbette. Yani devletin güvenliğinden sorumlu bütün kurumlar. Siz 28 Şubat 1997'deki MGK'dan bahsediyorsunuz. Evet. Ve orada da ben aslında burada o şeyleri hepsine 18 maddelik bir karar alınıyor. Onları anlatmak isterdim. Ama burada zamanımız çok dar. Ben bütün izleyiciler ne olursunuz Allah rızası için internette çok rahatlıkla bulunabilir. Bu 18 maddeyi, bu kararları bir alın. Bir şimdi okuyun. Bunları bir irtica ile mücadele kapsamında değerlendiriyorsunuz ve bir uyarı
bir bilgilendirme görevi olarak görüyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu Silahlı Kuvvetler yapmıyor mu? Orada görüşülüyor ve bu kararlar yani alınıyordu. Siviller de... O zaman MGK'nın yapısı daha çok askeri yapıda olduğu için bunu söylüyorum. Aşağı yukarı eşit. Aynı sayıda. Ama şimdi toplumda da şöyle bir şey var Sayın Türk. Yani insanlar... Ya mütedeyyin insanlarda, çevrede özellikle biz o dönem dinimizi yaşayamıyorduk. Ya. Biz sıkıntıdaydık. Biz kamu kurumlarına giremiyorduk. Biz sınavlarda başarılı kazansak bile kurumlara giremiyorduk. Belirli yerlere gelemiyorduk. Türbanlı öğrenciler üniversitelere gidemiyordu. İkna odalarını herkes biliyor. Şimdi 28 Şubat'ı sadece bir toplantı, MGK toplantısı olarak bir süreç olarak. Şimdi bakın ben aldığımızda o insanların bu tepki yanlış mı? Evet. Yani o insan hani siz bir mağduriyet edebiyatı dediniz ama bu insanlar da okuyamadı, eğitime gidemedi, eğitim alamadılar. Yani birçok sorun da başlangıcı işte diyorlar ki işte bunlar oldu. Bu yüzden cemaatler palazlandı deniliyor. Güzel. Belki de bu eleştiri doğru değil mi? Peki. Bunların hiçbir tanesine katılmıyorum. Bir, izninizle ben şunu anlatayım. Milli Güvenlik Kurulu'nda efendim merhum Erbakan'a askerler baskı yaptı. Bu kararları zorla getirdiler, imzalattılar falan. Bakın boncuk boncuk ter akıtıldı falan. Bakın biz bunları mahkemede ki eğer ilerleyen dönemde belki bunları daha net tartışırız. Evet. Bunlar hepsi gündeme geldi. Mahkemede o Milli Güvenlik Kurulu'nda yer alan İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener. Meral Akşener. Dönem Milli Savunma Bakanı Turan Tayan. Dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller. Bunlar geldiler ve hakimler bunu sordular. Efendim orada baskı yapıldı mı diye. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, oy hakkı yok ama İlhan Kılıçpaşa, o bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Hepsinin ortak olduğu nokta asla orada bir baskıydı. İşte bu kararları alacaksınız bilmem yoksa darbe yaparız. Asla böyle bir şeyin konuşulmadığını. Herkes hep beraber konuşuyorlar. Orada kararlar alınıyor. Arkasından çok ilginç. Tam iki hafta sonra bu kararlar Bakanlar Kurulu'na geliyor. Biz hatta Bakanlar Kurulu görüşmelerini istedik. Dedik ki ya eğer bir baskı varsa, bir zorlama varsa, Bakanlar Kurulu'nda askerler yok ya, getirin burada konuşalım. O şeyle, ne vardı orada? Ne var? Bir çok gizli diye getirtmediler. Bir naip hakim görevlendirdiler. Hakim gitti geldi. 4 sayfalık bir rapor açıkladı. Ya bakın önce Sayın Çiller sözü alıyor. Diyor ki efendim biz bu 28 Şubat kararlarının aynen arkasındayız. Bunlar kısa, orta ve uzun vadeli programlar halinde uygulanmalıdır. Falan böyle bu kararların arkasında olduğunu. Sayın Erbakan ne diyor? Arkasından Erbakan. Diyor ki sayın ben hatta okuyabilirim doğrudan rapordan da okuyabilirim. Ama sayın yardımcımın söyledikleri fevkalade doğrudur. Katılıyorum. Fazlası yoktur. Eksiği vardır. Bizler de işte Milli Güvenlik Kurulu'nda tam bir uyum içerisinde olduğumuz görülmüştür. Bizler de bu kararların uygulayıcısı olacağız diyor. Bakanlar Kurulu'nda konuşuluyor bunlar. Yani bir korkunun neticesi olamaz mı? Hiçbir şekilde. Peki askerler yok ki Bakanlar Kurulu'nda. Bakanlar Kurulu'nda asker yok. Ertesi günde zaten merhum Erbakan başbakanlık direktifi yayınlıyor. Bütün hükümet üyelerine, bakanlıklara diyor ki ekteki MGK kararları bütün bakanlıklarca aynen uygulanacak. Uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar kısa, orta, uzun vadeli olarak başbakanlığımıza zaman geçirmeden bildirilecek. Peki nedir bu MGK kararları dediğimiz MGK kararları? İşte yani bunlar 18 tane. Ya aslında burada yani özetle yani neleri içeriyor? Yani türban takılmayacak mı diyor? Hayır. Hayır türbanla. Türbanlı yani, kişiler neyse giremeyecek bakın, mi diyor? Şimdi o türban... Yani çünkü mütedeyyin insanlar, sakallı insanlar, baş kapalı insanlar tamam. Kamu kurumlarına aynen. Giremeyecek mi? Bakın şimdi anlamayacak. Zaten bütün yanlış anlatılan, ben anlaşılan demiyorum, yanlış anlatılan, aksettirilen konu bu. MGK'da türbanla ilgili karar alındı, insanlar okullarına gidemedi, işte kamu kuruluşlarında... Hayır efendim... Bakın, MGK'da türbanla ilgili alınan hiçbir karar yok. Sadece yasalar çerçevesinde, kılık kıyafetler yasalar çerçevesinde olması gerektiğine ilişkin bir ibare var. Yasalar. İbare var. Fakat arkasından başbakanın
direktifinden sonra, tam iki hafta sonra da İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi yayınlanıyor. O genelgede anayasalar ve yasalar çerçevesinde kılık kıyafet ne ise bütün kamu kurum kuruluşlarındakiler buna uyacaktır diye. Yani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi bu. Askerlerle falan alakası yok. Bir. İkincisi, bakın, başörtüsü ya da türban. Bana göre, bana sorarsanız ben ikisini birbirinden ayırıyorum. Ama genel anlamda söyleyelim. Şimdi bu 28 Şubat döneminde çıkan bir olay değil. Kamu personelinin ve üniversitede okuyan öğrencilerin kılık kıyafetiyle ilgili 1981'de çıkmış kanunlar. 1982'de YÖK yönetmeliği yayınlanmış. Şimdi burada kamu personelinin kılık kıyafetinin nasıl olacağı belirtilmiş. Başlar açık olacak. İşte kız çocukları baştan şöyle toplayacaklar falan diye. Hatta üniversite senatoları bu konuda kararlar almışlar. Diplomalarda mutlaka başlar açık olacak diye. Sene 80'lik, bakın ben 80'de üniversiteye başladım. Sonra askeri öğrenci olarak okudum. Benim sınıfımda vardı sene 82'de bir kız arkadaşımız. Ama alınan kararlar gereği okuldan ayrılmak durumunda kaldı. Ya başını açacaksın dediler ya devam edeceksin. Yani sene 82. Bu olayı 84 yılında şeye götürüyorlar. Anayasa Mahkemesi veya işte davalık oluyor. Davada türban diyoruz, tırnak içerisinde diyoruz. Türban bir siyasi simgedir diye karar çıkıyor. Arkasından bazı hükümetler bunu değiştirmeye çalışıyor ama sene 91'e kadar 3 kez, 4 kez Anayasa Mahkemesi'ne kadar gidiyor ve bunun en nihayetinde Anayasa Mahkemesi siyasi simgedir diye bir karar çıkıyor. Bakın bunlar asker söylemiyor. Ülkenin en üst yargı mercii, siz avukatsınız bunu daha iyi bilirsiniz. En üst yargı mercii bunu söylüyor. Şimdi hal böyle olunca o dönem içerisinde o zamana kadar pek bir şey yok. Hatta bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı doğru buluyor. Az önce de dedim, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanıyor. İşte o Refah Yolu döneminde özellikle üniversitelerde biz bunu yıkacağız. Biz bunu işte veya kamu kurumlarında bu yasaları yıkacağız anlayışı gelişti. Tekrar söylüyorum, silahlı kuvvetler, bu ne silahlı kuvvetlerin göreviydi sivile müdahale etmek, ne askerler böyle bir karar aldı. Mesut Yılmaz'a, Mesut Yılmaz bizim duruşmaya geldi. Bir karşı tarafın avukatlarından bir tane, efendim o dönemde kamu kurumlarında işte başörtülü bacılarımız işe gidemiyorlardı, üniversite öğrencileri çalışamıyorlardı. Mesut Yılmaz aynen şunu söyledi, döndü, bir dakika dedi. Buna niye bunlara soruyorsunuz dedi. Bunlar asker kişiler. Yasaları çıkartan bunlar mı? Hayır. Eğer bunun bir şeysi varsa bize sorun. Yani o süreçte ikna odalarıydı veya bu tür mağduriyetler varsa askerden ziyade sivil iktidarın sorunu. Elbette tabii. Peki bana bir tane şunu gösterebilir misin? Askerler gittiler. Sanki askerler darbe yaptılar. Bütün şeyi i̇şte, yer... O darbe yaptılar olayını da programımızın ikinci bölümünde konuşalım. Çünkü zamanımız doldu. Çok hızlı gidiyor. 20 dakika bize yetmiyor. Buraya da yetmeyecek. Değerli bilinçli izleyenleri, dediğimiz gibi yetmiyor. Bize zaman da yetmiyor. Programın ikinci bölümünde yine buradan alacağız. Darbe kavramından alacağız. 28 Şubat'ta sürecini, tankların çıkışını ve ardından da dava sürecini konuşacağız. Görüşmek dileğiyle.